mahallemizi. O kadar kötü değil. Canım da erkeklerimiz yaramaz. Mahallede kavga. Tehlikeli mahallelerdesin ama şu an en tehlikeli mahalledesin, haberin olsun. Buraların cinayetleri meşhur. Burada sürekli işlerini biri birini vuruyor yani. Silahını alıyor, patla sıkıyor. Burada özenti var, cezaevlerinde özenti var yani. Direkten sonra pasaport lazım. Burası bir çizgi mi yani şöyle? Abi, aydın. Ben giriş yapayım abi. Pasaportunuz abi. Tamam. Aydan Doğdu'ya geçtik. Aydan Doğdu'ya. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Abi Kuzey Irak'a gidiyoruz. Diyorlar bakalım nereye gidiyoruz. Aç da olsak biz gene gülelim. Çok güzel. Çok güzel. Cezaevinden çıktım. Mahallemiz çok güzel. Kayıp bilinci bulunca olmadı. Ben sana yazacağım. Bak bir şey yok. Can falan. Burada da tam böyle işte. Oturuyorlar. Muhabbet sohbet. Oğlum bir konuş lan. Bayıltırım seni şimdi. Kavga burada şu an. Şeyler yaşandı arkada da. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Şu anda Türkiye'nin en psikodelik videosunu çekiyoruz bence. Evet abi. Wow. Güzel güzel. Did you like the dress? Hadi. Baba tarafı Japon, aile tarafı Roman. Çoruk kuruşuna gelebiliriz herhalde şu an bu şekilde. Mahalle çok pislik bir mahalle. Ben şunu anladım arkadaşlar. Bir dakika içerisinde her an her şey olabiliyor. Kollarını bağlayın. Kollarını bağlayın. Bunlar evde kaldı. Beğenmiyorum. Evde kaldı. İçerim içeceğim, satıcı değilim içeceğim. Allah beni kurtarsın. Burası Kuzey Irak, burası Pakistan. Burada burası silahlar meşhur, yukarıda hırsızlık meşhur. Burası ondan Kuzey Irak, tabi. Çukur ve yanında dikkatli sokak izleri var. En tehlikeli mahalleler. Sakın yukarı çıkmayın, bunu da alırlar elinizden. Mahallenin çizatı. Burası Kuzey Irak, yukarısı Pakistan. Hani öyle yani. Durma lan, çatışma var. Ben Tayvan'da yaşıyorum. Tayvan'da mı? Evet. Ülke mi orası değil? Aaa Tayvan! Yani polislerin bile yani bıktığı bir mahalle. O yüzden siz bile gezerken çok dikkatli olun. Araçtan çıkardım la kargayı. Mahallenin futbolcusu dediler. Evet. Nerede? Evet, mahallede. Ama tekstille uğraştığım belli oluyor. Evet. Mesela Aydoğdu dediğin zaman buradan daha tehlikeli mahalle yok bence. Hindistan sporla bitirdik. Okay. Ellerinizi beğen tuşundan esirgemeyin lütfen. Sizden de bir selam alırız ya. Hayır. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Japonca çal. Karaka manyaska. Tehlikeli, girilemez kılınan, göz ardı edilen mahalleler ve insanlar olduğu için biz buraya tamamen açık kalbimizle ve kafamızla giriyoruz. Sizden de bu şekilde izlemenizi rica ediyorum. Herkese Tekirdağ... Açık mı şu an? Herkese Tekirdağ Aydoğdu Mahallesi'nden selamlar. Bugün bu şekilde sizi bir şaşırtalım dedik ve Tekirdağ'a geldik. Yanımızda Berkant abi var. Berkant abi burada yaşıyor. Sen Aydoğdu'nu sayılıyorsun. Doğma büyüme buradayım, Tekirdağ'dayım. Bugün güzel bir program bekliyorum. Buradan. Sizleri de zaten takip eden mahallemizin gençleri. Yanında var zaten görüyorsunuz. Görünce zaten herkese bir heyecan başladı. Hayırlı bir program geçmesini diliyoruz. Şimdi büyük de bir sürprizim var size. Abi. Kardeşim benim. Ya yok böyle bir şey. Tayvan adamla beraberiz. Tayvan adamla Tekirdağ'da benim memleketimde. Aydoğdu mahallesindeyiz. Rıfat abi ben Tekirdağ'a geçeceğim deyince bir anda denk geldik. Biz İstanbul'daydık biliyorsunuz bir önceki videolarda Kuştepe mahallesi ve tarla başına gitmiştik. Biraz da Dolapdere ve Tekirdağ Tayvan adamın memleketi geldik. Tehlikeli mahalleler konseptimizde bugün Aydoğdu Mahallesi'nde olacağız. Bir sürprizimiz daha var. Rıfat abinin eşi de bizimle. Eşim bu. Tayvanlı kendisi. İlk defa bu kadar derinlemesine bir mahalleye giriyor. Senin sayende, kamera sayesinde herkese anlatacağız. What's your name by the way again? Rene. Rene. Rene from Taiwan. Yes, I'm from Taiwan. How you feel about the first impressions? A little scared. Birazcık korkuluyor. İlerledikçe o korkuyu atar. Sen söyle böyle gelince adrenalini yaşama gerekiyor. Adrenalin olmazsa yok. He says that you need to have enough adrenaline to have a view here. You know, like you have to be a bit scared. Oh, okay. It's normal, it's normal. To be involved in... We will have your opinion in the end again. Benim bildiğim kadarıyla burada bayağı 10 bin kişi falan yaşıyor. Evet. Bölge bölge müzisyen grubu var. Ticaretle uğraşan arkadaşlar var. Hı-hı. Normal esnaflar. Neşeli bir mahallesiniz evet. Aslında. Kültürümüz çok güzel bir kültür. Ama insanlara farklı lanse ediliyor. Evet. Yaşanacak bir mahalle aslında. Evet, şimdi gezince göreceğiz. Bugün cumartesi olduğu için hızlı bir gün galiba Aydoğdu'da. Onu da mahallenin gençlerine soralım. Gençler burada. Hepsi de aboneymiş ha bu arada. Ben aboneyim, ben aboneyim diyorlar Mert'e. Merhabalar. Mahallemiz çok hızlı be. Bizim bakkal. Merhaba. Hoş geldiniz. Bakkaldan ziyade bir futbol.
futbolcuya benziyorsun. Aleyküm selam, aleyküm arkadaşlar. Mahallemize hoş geldin abim benim. Abi mahallemize hoş geldiniz. İsim neydi abi? Taner abi benim ismim. Aydoğcu ise dur abi, paramız var, benzin var, sıkıntı yok. Hani hepimiz biz esnafız. Evet. Ben kendim sebze meyve iş yapıyorum. Mahalle cumartesi günü nasıl oldu? Abi mahalle cumartesi kafa güzel, mahalle daha güzel. Bir şeyler oluyor. Abi görüşürüz, Allah'a emanet ol. Önce ben arabayla geçerken gördüm. Bayağı hızlı. Hoş geldin mahalle. Hoş bulduk. İleride kıyafet dükkanımız var bizim de. Ama tekstille uğraştığın belli oluyor. Değil mi? Aynen. Devam edelim o zaman. Az önce arabayla geliyorum. Hayırdır dediler yani. Sizi hangi rüzgar buraya attı? Dedim birazdan dedim. Buradayız. Çekim yapacağız falan. Bir rüzgarla geldik ya. Eşim arabada falan bakıyor ya. Bak. Yeni geçiyor. Allah. Beni arkadaşlar yaptı. Benimle konuşmak istiyorlar diyor ama yeah. Bir şey mi söylemek istiyorsunuz? Ben çevireyim sizin için. Söyleyin, ne istiyorsunuz? Benim eşim o. Bak bakalım, sence nereli olabilir? Almanya'dan geldim. Almanya. Nasıl sen söz o? Çinli dedin sen Nece. Çinli. Japon diyorsun. Ben size söyleyeyim. Eşim benim Tayvanlı. O da Aydoğan'ın herhalde en küçük kardeşimiz. Siz ne söylemek istersiniz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Huanin diyorlar. They say Huanin. Teşekkürler. Teşekkürler. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Alışveriş yaptınız. Tabii. Biraz çocuğu gezdirelim. El salla baba. Öpücük at kameraya. Anahtar onda ama. Alıştır motoru baba. Yavaş, görüşürüz abi. Görüşürüz. Neye bayıldı, o kadar ilgilerini çekiyor çocuklar. Neye de like diyor. They are very cute. Eşime de şu anda şey gibi kültür oldu. Kültür şokudur bu. Eşimi Türkiye'de her zaman gezdiriyorum. Roman mahallesine geldik. Eşim tabii çok merak ediyor. Farklı yüzler, farklı kültür, aksanlar, farklı kıyafetler, farklı. Bu bambaşka oldu. Tabii onlar belki burada hiçbir yabancı turist görmemişler. İnanılmaz bir deneyim. Baksana şu muhabbetlere. Şu anda bir muhabbet dönüyor burada arkadaşlar. Diyeceğim. Şey. İngilizce bir şeyler söyleyebilirsiniz. Eşim İngilizce biliyor. Söyle bakayım ne var? Bir şey anlamıyorum ki. İngilizce bilen var mı aranızda? Bir şey var. Var. Bir şey söyle. How are you? I love you. Seni seviyorum demek. How are you diyebilirsiniz. Welcome to Aydoğdu diyebilirsiniz. Welcome to Tekirdağ. Tekirdağ hoş geldiniz. Tekirdağ hoş geldin. O seni çevirdi. İngilizce bir şeyler söyleyebilirsiniz dedi. Tekirdağ hoş geldiniz. Türkçeden Türkçe'ye çevirdi. Abi dikkat bu sokak diyor. Girebilir misin? Rahatça yapabilirsin. Mahallenin çizatı. Çukur ve yanında dikkat bu sokak bir şey yazıyor ama. Ben de bunu eşime bir çevireyim mi? Rine. Zerisi. Şavşin. Çıkı. Ciyeto. Be careful. Be careful. Yalnız şey dikkat diye biz gülerek gidiyoruz yani. Aynen. Şu an bir arkanıza bakarsanız kalabalığa. Herkes abi ekleniyoruz. Çok hızlı bir 20 kişi olduk. Urfalı dayı meşhur dayı Urfalı. Merhaba abi. Hoş bulduk. Buranın temeli olduk artık. Öyle mi? Hep buradasın abi. Valla şu koltuk olayını ben çok seviyorum ya. Evin önündeki koltuk. Burası doğal bir klima gibi esiyor. Abi. Değil mi? Yaş olduğu 75. Hiç göstermiyorum valla. Sıkıntı yok. Kendine iyi bak, sağ ol. Biz de kendinize Allah'a emanet. Seni ben takip ediyorum. İsmim Tarık. İşimle beraber sürekli öyle takip mi? Ediyorum. İzmir'de, Kuştepe'de falan. Tehlikeli mahallelerdesin ama şu an en tehlikeli mahalledesin, haberin olsun. Öyle mi? Tabii. Neden öyle peki? Bence insanlar birbirini sevmiyor. Ondan mı yani? Başka neden olacak ki? İnsanlar birbirini sevemiyor. Öyle çoğu akıllı, çoğu akılsız diyelim bunlara biz. Burası Kuzey Irak, karısı Pakistan. Burası Kuzey Irak, karısı Pakistan. Hani öyle yani. Durmadan çatışma var. Her an silah sesi duyabiliyorsun. Şu an gezdiğim sizler çok akıllı insanlar, süper. Ama buradan bir öte çıktığın zaman her an ne olacağı bellisiz yani. Bizim de para gücümüz olmadığı için uzaklaşamıyoruz, kaçamıyoruz. İnsan 5 dakika burada durmaz yani. Siz doğma büyüme buralı mısınız? Doğma büyüme buralıyız biz. İşte burada da hayat sürmeye çalışıyoruz. Saklana saklana gözüyoruz yani bir şekilde. Doğruları söylemek lazım şimdi. Burası tehlikeli. Ben izliyorum sizi. İzmir'i geziyorsunuz. Kuştepe'ye gidiyorsun ama buradan daha tehlikeli mahalle yok bence. Mesela Aydoğdu dediğin zaman tüm roman mahallelerin üstünde bir mahalle. Çok farklı. Buraların burada sürekli işlerini birebirine vuruyor yani. Yani farklı mesele. Mesela birine bir tartışı hani seninle yetişip hani ayırsalar normal hemen gidip silahını alıyor pat diye sıkıyor. Burada özenti var. Cezaevlerinde özenti var yani. Yanında çok sağlam insanlar olması lazım. Mesela bazen bizim arkadaşlarımız uzaktan gelmek istiyor. Biz diyoruz ki mesela gelmeyin. Çünkü yanındaki insanlara da saldırıyorlar. Hani çok pitbull cinsi. Böyle anlatayım yani. Çoğu da gerçekten çok süper insanlar. Evet. Mesela dersin ki ya bunlar roman ama nasıl bir roman? Şaşırırsın yani iyiliklerini, güzelliklerini, terbiyelerini, ahlaklarını.
civarına. Ama bundan bir öte geçtiğin zaman saat 8-9'dan sonra artık yani polislerin bile yani bıktığı bir mahalle. O yüzden siz bile gezerken çok dikkatli olun. Buradan tüm romanlara saygılar, sevgiler. Cinayet işlemeyin artık. Katil olmayın. Eşlerinizin başında, çocuklarınızın başında durun. Uyuşturucuyu gene zaten akıllı adam içmez. Kendinize gelin be kardeşim. Siz ne içiyorsunuz ya? 3-5 kuruş para kazanıyorsunuz. Ona gidip değersiz maddelere veriyorsunuz. Bak biz gittik baldan sıcağında saman çektik. Kızlarımıza ekmek getirelim diye. Belediyelerin yakalarına yapışıyoruz. Bize iş versinler diye. İşsizlik oranı burada yüksek. Ortada kaldık yani hiçbir yere kıpırdayamıyoruz. Evet. Buradan saygılar sevgiler herkese. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Memnun oldum tekrar. Teşekkürler. Görüşürüz. Bundan sonra başlıyor işte abi. Şu anda uyuşturucu şeyleri. Şu anda Aydoğdu'nun Dar Sokak'ta. Direkt var ya abi. Abi direkten sonra pasaport lazım. Nasıl? Pasaport abi. Neydi? Direkten sonra. Yabancı ülkeye giriyorsun abi. Burası bir çizgi mi yani şöyle? Abi. Aydoğdu. Ben giriş yapayım abi. Pasaportunuz abi. Tamam. Aydan Doğdu'ya geçtik. Aydoğdu abi. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Kuzey Irak'a gidiyoruz. Ver bakalım nereye gidiyoruz. Cüneyt'le bak şu sol taraf. Nasıl? Cüneyt'le şu sol taraf işleniyor. Orası mı Kuzey Irak? Bu taraf şimdi Kuzey Irak diye adlandırılan yermiş. Ben de bilmiyorum anlamını ama. Burası Kuzey Irak, burası Pakistan. Burada burası silahlar meşhur, yukarıda hırsızlık meşhur. Öyle bir şey yani. Burası yani ondan Kuzey Irak ya. Tabii. Yani burada yalan muhabbet yok. İnsanlar var mı? Var. Ama çoğu insanlar bozuk yani. Mete alışmış insanlar. İçmeden yapamıyorlar. Biz işimize gücümüzdeyiz. Yani burası sıkıntılı yani. Her an bir silah sesi duyarsın burada. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Benim eşim girildi. Biraz çeviri yaptım eşime. Eşim böyle yaptı. Mahallenin futbolcusu kim ya? Abi futbolcusu? Dur. Mahallenin futbolcusu dediler. Evet. Nerede? Evet, mahallede. Aydoğdu çapında. İyiyiz işte. Cristiano Messi. En iyi mi bilmiyorum ama çok iyi. Şu an iyi. Telefonum çalıyor. Çekimin halinde görecek mi? Aç. Şey demek ister misin? Ne diyeyim? Allah'a şükürler olsun bozukuz mu abi? Başka bir şey değil mi? Makara yapıyorum abi. Nasıl? İlerleri memnun abi. Muyuz mahallede? Abi şükür be. Memnun ama yaşıyoruz. Oğlum şımarmayın kameralara ya. Eşim ya, tamam ya da YouTuber. Mert ben. Merhaba. Eşim ya. Eşim mi? Merhaba. En tehlikeli mahallede. Sakın yukarı çıkmayın, bunu da alırlar elinizden. Ne o kadar zor bu işe, vallahi billahi. Ciddi misin? Ciddiyim. Buradan yukarısı mı? Bak, buradan orada baba abi direkt var. Sakın bu gider, forma gider. Ya ben hatun alayım, hatun gitmesin. Yok yok, o kadar olmaz, yenge gitmez abi. Her gönlü var mı? Tamam var ya, 75 kişi oldu. Ama emin. Her şey çevirdim. Ne yapayım lan? Hiç şuradan be ya. Neredeyse çevirdim. Tamam abi, beni çekme fazla. Eşim benim elimden daha sıkı tutmaya başladı şu anda. Kollarını bağlayın. Kollarınızı bağlıyorum. Selamünaleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yabancı da bizim. Mahalleyi gezelim dedik abi. Sesi keselim arkadaşlar. Mahalleyi gezelim dedik abi. Gezip insanlara da gösterelim. Bilemez kılınan, girmeyin gitmeyin dedikleri yerlere gidiyoruz. O yüzden birlikte böyle mahalleyi dolaşalım dedik. Bizim insanımız sevecen. Bizim insanımız kolay kolay kırılmaz, darılmaz. Bizim insanımız güzeldir. Ama tabii aşağıdakiler belki başka türlü görebiliriz. Zenginler hayatı hiç şey yaşayamaz. Birbirinden korkuyorlar. Ama bak biz bu aşağıdayız, biz tanıyoruz. Sen aşağı bu marketi çalıştırıyorsun abi. Memnunsun. Şükür Allah. Allah bizi bizden ayırmasın. Hep beraber içe yaşayan insanlarız. Bazı serserilikler olacak mı? Oluyor mu? Da katlanacağız. Her toplumda var o. Hadi hanımefendi. Size de iyi günler. Berkan iyi bak kendine. Sen lazımsın bu devlete, millete. Arkadaşlar burada bir şey olmaz. Burası benim mekanım. Kelin yeri yazıyor. Abi yerini buldun. Yerimi buldum arkadaşlar. Seni şöyle içeri alalım. Dinlesene işe. Abi beni göstersene. Nasılsınız? Bu da abi yeni doğdunuz lan. Bak oraya konuş, oraya kamera. Aydoğdu'da yaşıyorsun. Yok ben burada yaşamıyorum. Yok var be, burada yaşanılmaz. Burada geziyor musun? Yok, buraya anneme geliyorum gezmek. Ben de yapmak. Aydoğdu'yu nasıl tanımlarsın? Aydoğdu mahallesini. Mahallemiz yok kadar kötü değil. Canım da erkeklerimiz yaramaz. Erkeklerimiz de yaramaz. Daha görmesinler. İki tane cinayet oldu. Emek kapmaya bakarlar. Mahallede hep cinayet, kavga. Mesela nasıl güzel bir yanı yok mudur vardı? Misafirperverlik gibi. Mesela gidişini bomba gittik orada. Misafirliğe gidersin, hırsızlık atar üstüne. Der, telefonumu çaldım, paramı çaldım. Hasta gel öyle bir şey yok. Ama neden oluyor bunlar? Ya yürüme Canan, hizmet için. Aha burada koyayım. Umut! İçerim içeceğim, satıcı değilim içeceğim. Satmasınlar, lütfen. Allah yardımcı olsun. Allah beni kurtarsın, inşallah satmazlar. Hello!
Bu kadar konuşacağım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Onu çekebiliriz abi. Abicim yapma bak öyle. Yapma abi. Biz yanlarında hikayeler ekliyorlar. Bazen de iş yansımalar oluyor. İşte bizim sadece eğitim. Başka bir şey değil. Malar sizde ben takip ettim. En son Kuştepe'de. Sonra İzmir'de. Ben takip ediyorum sizi. Teşekkür ederiz. Beğeni atacağız. Bir beğenini alırız abi. Hadi yürüyün. Şimdi İbo gibi bağıracağım, güneş gidiyor diye bari. Merhaba. Ne yapıyorsunuz abi? Dondurma, peynir. Ayrıldı baklavaları. Aynen. Ayrıldı dondurması. Eyvallah. Kolay gelsin. Aşağıda başladık 4 kişi, şimdi oldu 114 kişi. Burada takipçilerin çok ve konuşulanlar pek o kadar abartılı da değil işin aslını ararsa. Mahalle hep böyle kötü gözüküyor ama aslını ararsan mahalle şen şakrak bir mahalle. Düğünlerinde, misafirperverliğinde, yani gençlerin uzunlu böyle gezeceği dolaşacağı. Kendini bilmiyorum, birkaç kişi var öyle. Sebebiyetiyle her yerde var yani. Evet. Kahveler. Kahveler. Nedim abi gel, Nedim abi burada. Savcı, büyük savcı. Savcı. Kara hakim benim. Kara hakim. Kara hakim diyeyim abi. Evet. Neden? Ya ben bir zamanlar haksızlığa karşı geliyordum ben burada. Burada da bir tane hakim vardı. Ben de ceza veriyorum diye herkese. Ama iyi insana değil. O yüzden. Sana gelip biri burada yanlış yapsın gene yaparım. O yüzden kara hakim diye kaldı. O yüzden hakim dediler. Siz memnun musunuz mahallemizde? Sizin için hayat farklı akıyor olabilir tabii ki ama burada yaşayan biri olarak. Şimdi biz dışarıdan geldik. Bize çok güzel bir karşılama oldu burada. Yani bakar mısın abi? Ağzı kardeşim. Anlatacak bir şeyim yok. Memnun musun abi o zaman? Memnun. Her şeyden memnun. Ben memnun değilim mahallemde. Neden abi? Mahallemden memnun değilim. Neden ki? Hepsini kastetmiyorum ama. Fakat değeri iyi değil. İşte bak çek civciv dayımı da. Yan abi. Çek civciv dayım bana. Civciv dayımız. Geçen de ölü diye duyuldu. Toki'de araba vuruldu diye duyuldu. Doğru mu değil? Neden civciv olarak lakap? Öyle bir şey mi var? Lakap. Ama büyüdü şimdi, tavuk oldu yani. Doğru söylüyor. Yakında horoz olacağım. Gel abi, siz açmış abi şimdi. Yemin ederim seni. Abi ne oldu? Abi bizim köpeklerimiz bile madde bağımlısı. Ben şunu anladım arkadaşlar. Bir dakika içerisinde her şey olabiliyor. Yani bir anda böyle gülerken köpek ısırıyor. Yine çok hızlı başladık videoya. Kontrol pek elimizde olmuyor. Bu sefer iyice kalabalık. Evet. İyi akşamlar abi. Çapraz mı düz mü? Seni çekiyorlar. Abim. Para vurma. Baba. Ne oldu? Amına Kodos. Mahallemizin kuaförü var. Merhaba. Saç sakal 150 TL Ali Kuleli. Evet abi. Merhabalar. Nasılsınız abi? Tatlılar olsun. Mahallenin trend bir modeli var mı peki? Nedir abi? Standart böyle. Rıfat abi gibi. Rıfat abi gibi. Rıfat abi standart. Kim abi? Pazardan değil, sen kimsin? Ben kentle beraber geldim buraya. Benim peki varım ben. Ben Tayvan'da yaşıyorum. Tayvan'da mı? Evet. Ülkem orası değil. Evet. Aa, Tayvan! Yenge bu. Abi sen yenge nasıl buldun abi? İkide bayra bulan Tayvan. Öyle olsun öyle. Hadi Amerikanlarım ama ya Tayvan nasıl ya? Yenge Türkçe biliyor musun? Bilmiyor Allah'tan. Neyse sen de oraya gidince yabancı bir kılık almışsın yani. Yok dümdüz Tekirdağ ya. Tekirdağ ya dümdüz. Tekirdağ benim. Öyle olsun. Haydut'un mahallesinde hakkında ne düşünüyorsun? Ne gibi işte fasulye olur, mercimek falan bir şeyler ayarla kendim. Vallahi sözü arkadaşıma bırakıyorum. Yeni geldi söz sana. Ne gibi misal? Mahalle çok pislik bir mahalle. Ondan sonra efendime söyleyeyim, nasıl anlatayım ki? Kanka sen işi çöz. Yalnız ben şunu fark ettim. Kıyafetler herkese çok temiz. Abi. Evet. Abi. Mert mi? Ben Mert. Bir dakika. Sayın seyirciler. Hayır sen yengemi al dayı. Bir dakika abi, bir sakin olun. Mert abi. Al içeri, ben çalışalım seni. Mert hangi Mert? Mert Öztürk. Mert yok mu Mert? Kim? Abi sen aşağı. Abi tarafa çekeceksin. Tamam. Dayı gelsene sen. Erkan abi ne tarafa çekeceksin? Böyle tamam. Herkes çok şık giyimli. Dikkat ettin mi? Şık giyimli, güneş gözlükleri. Merhaba. Mert. Mert miydi? Evet Mert. Ben de Mert. Mert'iz gerçekten delikanlı bir insanız. İyiyiz, vallahi iyiyiz. Mert olduğu kadar Mert'im yani. Aynen ben de öyle. Bence biz ismimizi taşıyoruz. Aynen. Bence
Biz bence de aynen senin dediğin. Real Madrid'den buraya geldim. Beni istemediler. Tekirdağ Spor'a geri gönderdiler. Tekirdağlı kendisi. Ben Tekirdağlıyım. Hayrabolu. Ama sen sanki Real Madrid'de gördüm ben seni. Bir dakika abi. Hayrabolu. Real Madrid'de sanki gördüm seni. Kafayla gol attığını falan ama hayal meyil hatırlıyorum ya. Kafayla gol. Beyler uzak bir. Mahallemiz abi insanlarımız çok güzel. Mahallemiz de çok güzel. Tabii böyle mevzularımız oluyor ama o da kendi aramızda onu halledebiliyoruz. Yani kısa kesiyoruz anlıyor musun? 5 sene bile gittim bir daha gitmedim ben. Annem beni okutmadı. Böyle bir insanlarımız var. Çekin kendileri. Tam bitikler. İnan bitikler. Ama güzel insanlar. Mesela bu Mikoko Sultan Gazi Hazretleri'nin kulübü. Neyse. Ailemiz gerçekten güzel ama çok daha iyi insanlarımız da çok iyi. Neden? Gidemeyiz abi. Kör kuruşuna gelebiliriz her an şu an bu şekilde. Sıkıntı yani. Mahallemiz gerçekten güzel mahallemiz. Bu kadar şeye rağmen maalesef görüyorsunuz gençlerin şen şakrak yani. Tabii, tabii. Bunlar hepsi böyle muhabbet babında şakayla karışık söyleniyor ama yani öyle abartılı gibi değil maalesef. Görüyorsunuz da nereye kadar geldik ve devam edeceğiz daha evet. Yani diğer mahallelere de sokaklara da gireceğiz. Evet. Hep iyilerle karşılaşmıyorsun insanlar. Kötülerle de her bölgede de hemen hemen var bunlar. Yani. Gel. Mahallede herkes eşim de fark etti. İnanılmaz güzel giymiş. Gözlükler. Bak Allah'ını seversen şuna bak. Sakal, kolye, saat, ayakkabı. O güzel bakışın abi. Vallahi bir şey yok. Şunu fark ettim. Pazardan aldım 15 liraya. Herkesin saç tıraşı, sakal tıraşı, jilet. Sanki herkes az önce berbere girip ya çıkmış gibi. Ya ben lafını kesiyorum. Ben ya bazen sinir bari oluyorum berberlere. Çok tıraş ediyorlar abi bizi. İnan yani. Yan taraflar alın. Ne müsaade abi makas 150. Yan taraf. Takım ben. Arkadaşlar altımıza bakın. Daha yengeye ver abi sen. Japonya'dan geldim ben. Jacobo Morinos köyünden. Nereden abi? Jacobo Morinos. Jacobo Morinos. Tabii. Çin şey Japonyalı gibi. Ben Japonum. Japonum ben. Japon göçmeni gibi mi? Babam baba tarafı Japon. Aile tarafı Roman buradan. Ne tarafında hangi şehir? Japonya. Japonya'nın Tokyo. Tokyo tarafı. Kuzey tarafları gibi mi? Kuzey tarafları. Ha şey o soğuk taraflar ya kuzey. Otur Mert otur, abi. Oturalım. Ne içeceksiniz? Sizler ne iş yapıyorsunuz bu arada? Serbest meslek abi. Serbest meslek. Bu çocuk tokatçıdır kendisi. Herkesin parasını alır, tokat atar. Çık ulan dışarı. Telefonla mı konuşuyorsun? Terlikleri yeni aldı o. Terlikleri görebilir misin? 2.50 yapar mısın? Çek bunları da gel. Çek bunları da. Allah cezanı ver. Akşam. What do you think about this? So far, with one word. Just one word. Siz neylisiniz abi? Tekirdağ Hayrabolu. Size gerek yok. O da Japon benim gibi. Tokyo'dan mı olur? Tayvan. Ya, sen bana söylesin. Ben Tokyo tarafındayım. Abi makara. Eğlence, şaka, güldürmek. Olay eğlence üzerine aslında. Hep öyle. Eşim bak bu kadar görmemiştir hiç hayatı boyunca. Hiç soralım sanmıyorum. Mı? Soralım. Rine, daha o şeyden zayi. Niciye dedin idik anca ise ruhu. What do you think about this place? Abi, it's funny. Kelimeler kifayetsiz kaldı. Not funny, maybe interesting. Interesting, ilginç. Yani görmemiş. Yok çünkü Tayvan'da böyle bir ortam. Tayvan, Japonya'ya da geçsen, başka ülkelere de gitsen. Hani onların da mutlaka farklı mahalleleri vardır ama bu mahallede dedim ya sana böyle bir komedi, Bizans'ten. Eğlence üzerine. Eğlence üzerine. Herkes eğlenmek istiyor, gülmek istiyor. Makara var. Hep değil mi? Makara değil mi bu mahallede? Seviyor insanlar. Sıfır sıkıntı abi. Makara yönümüzde burada kimi görsem makara tutar adı. Bundan sonra başlıyor Suriye. Çoğu insanlar öyle. Buradan sonra Suriye başlıyormuş. Onun anlamı ne bilmiyorum. Cem suratlı geldi. Cem gel mahalle hakkında ne konuşuyorsun? Bir şeyler. Mahalle hakkında ne konuşuyorsun? Mahallemiz harika mahalle abi. İnsanlarımız aynı şekilde sıcakkanlı, sevecen. Psikoloji yerinde mi? Kurbağa gibi abi benziyor. Surat aynı baksana abi kurbağa. Teşekkür ederim. Merhaba hocam. Nasılsın abi? Şükür. Camiden geldi şimdi daha yeni. Öyle mi? Sen nasılsın? İyiyiz abi valla. Aydoğdu mahallesi iyi mi sence? Valla çok misafirperver insanlarla dolu. Bu mahalle iyi güzel. Yani yani. Sen nasılsın? Abi, süper. Bir şarkı yapar mısın? Afiyet olsun. Şarkıya bakalım. Hayır bu kadar insan diyorsa kesin bir şey var. Ne yapacağım da? Karaç'tan çıkardım la kargayı. Karaç'tan çıkardım la kargayı. Allah kabul etsin hocam. Bu namaza gidiyorsun. Ne oluyor ya? Mahalleye Allah akıl fikir verdi. Bak bu kızların babası yok. Hayır abi bak kafanıza göre gitmeyin. Kamaya al yok olduğum benim. Danışmıyorsunuz. Hayır işler. Ne yapıyorsunuz abi? Köfte ekmek mi? Ekmek alsınlar bizi doyuruyorlar. Yarım ekmek ne kadar diyecektim? 20'ymiş. Muhtemelen biz Türkiye'de başka bir yerde 20 liraya yarım ekmek yeriz.
Şu mu 20 lira? Evet. Size de helal olsun, yeğene de helal olsun. Aynen, aynen öyle. At seni köyünce oyunu şey at, Cumhurbaşkanı abi. Selahattin Başsoy. Merhabalar diyoruz mahallemize. Mahallemizde her tür insan bulunur. Polisi var, savcısı var, jandarması var. Yani roman olarak yani. Sadece mahallemiz anılan, suçlu anılan bir mahalle değil. Size de çok teşekkür ederiz geldiğiniz için mahallemizi tanıştığınız. Peki komşuluk hiçbir yerde yok. Arkadaşlık bağı kimse de yok. Ona insanlar başka yerde zaten geçinemez. Kiralarımız çok uygun. Karın doyurmak çok basit. 20 liraya biz bir ekmeğe bumbar ekmek yaptırıyoruz, köfte yaptırıyoruz, karnımızı doyuruyoruz. Siz de burada yaşıyorsunuz. Tabii ben de burada yaşıyorum. Mahallemden bir türlü kopamadım, kopmayacağım da. Evet. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben özel hareketim, polis özel hareketim. Evet. Evet. Ve siz de burada yaşıyorsunuz. Evet, bunu duymak da bizim için mutluluk verici oldu bu arada. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ederiz. Hoş geldiniz tekrardan. Görüşmek İyi üzere. Günler. İyi günler. Dangırt ve boks makinesi. Deneyebilir misin? Sen bu şerde vardın diyorsun. Muay Thai falan var senin. Deneyelim o. İki Mert olarak deneyelim o zaman. Ha işte. Ha. Ha. Kolayı kendiniz az çakmayın size. Aynı kadar da yansın. Evet geliyor. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. İddiam var işin ucunda. 2770 benzin gibi artık. 78. Tekirdağ'dan Mert 2778. Şimdi İzmir'den Mert. Dur ben makine üstüm. Eyvah. Buna da farklı bir vuruş şekli var ya. İyi biliyorsun bak. Abi esik bileğini bak. O böyle. Arkadaş kolu kırmış. Arkadaş kolu kırmış. Ben makine tutuyorum. Aa dur ya. Sen şuraya. Dur dur. Bekle İdeal olma. Kaybettin. Dur o sayılmaz ya. Dur dur. Hadi. Ben alayım ya. Ben geçti. Hayda. Rekoru kırdı. Rekor. Şeyler yaşandı arkada da. Buradan ayrılıyoruz. Bu kısmından en azından mahalle. Her yerde kavga var abi. Ne var? Ne abi? Kavga burada. Şuradan gelin. Gel. Labirent gibi abi. Herkes oraya doğru koşuyor herhalde. Evet. Valla biz boks makinelerine vururken gerçeği... Kadınlarla da konuşursan abi annemle konuşuyor. Biz biliyorduk eşyalarından. Çok memnunuz mahallenizden. Hiç memnun değiliz oğlum. Ben sakatım, korkum dışarı çıkıp bir kablo falan tıkaşacağım. Değiliz oğlum, hiç değiliz memnun ama yapacak bir şey yok. Tanıtım mı yapıyorsunuz? Ne tarafa bir tanıtım yapabiliyorsunuz? Senin Porsche nerede be? Ben de böyle bir şeyleri, bazı şeyleri biliyorum. Anlatmak isterseniz tabii ki. Bazı şeyleri çok gördüm ama o şekilde yani bazı şeyleri... biliyorum yani. Gökyüzünle ilgili bir şeyler söyle. Gökyüzünle ilgili. Abi gök. Bak bu da bizim dalgıcısı abi. Nereden bilecek ki gökyüzünde ne yapıyorsun? Bizden öğrenmek istiyor musun böyle şeyleri mesela? Biz bazı şeyleri mesela tabii biliyoruz. Gökyüzüyle ilgili. He? Öyle mi? Dostlarımız var, çevremiz var. Şimşek nereden çaktığını. Dostlarımız var, çevremiz var. Şimşek nereden çaktığını. Dostlarımız var dedin abi. Evet. Gökyüzünü mü kastediyorsun? Dost var derken gökyüzüne mi? Al lan dostları mesela. Olamaz mı? Olabilir değil mi? Bazı yerleri biliyorum ama o kadar da yani... Bazı şeyleri biliyorum ama fazla göstermeyeyim diyorsun. Açıklama yapamıyorum yani. Açmayayım. Onlarla bağlantınız mı var sizin? Evet. Merhabalar. O taraf şey mi abi? Mahalleyi de atsınlar. Mahalleyi mahallemiz için değil. Her şey var. Bıktık bu mahallede ama ölürüz mahalleyi yok etsinler. Nasıl? Yıkım olsun yıkım. Bu mahallede yaşanacağı gibi değiller. Tamam ablacığım fazla çek. Hadi öptüm sizi Allah'a emanet olun. Bir tane birisi varmış küçük çocuk. Hoş geldiniz. Mahallemizin kahvesi mi? Mert miydi? Mert aynen. Bilinmeyen yerler, girilmez denilen yerler. Öyle mi? Öyle bir şey yok aslında. Aynen öyle. Öyle yansıtılıyor bence. Adı çıkmış. Evet. 9'a inmez 8'e. Aynen öyle. 9-8'de değil mi? İşe devam ediyoruz abi. Ne anlatacağım? Ne iş oğlum? Karanlık iş mi? Aydınlık iş mi? Onu söyle. Estağfurullah. Yalan, yalan. Abi hoş geldiniz. Gördüğünüz hoş gibi yani. Herkes birbirini tanıyor. Herkes birbirini tanıyor. Kardeş gibiyiz burada. Herhangi bir sıkıntı yok yani girmez denilen mahalle herkes giriyor çıkıyor ama dediğin gibi yani nasıl girdiğin önemli. Yani nasıl girdiğin önemli. Sen şey her kötü yerde böyle. Yani her yerde aynı. Kötü şekilde girsen kötü muamele görürsün. İyi girsen iyi muamele görürsün. Ben seni takip ediyorum zaten çoğu. Değil mi? Evet. Eyvallah. Seni pataya yerken çok izledim ben abi. Sıkı takipçinim abi. Bugün ben Tekirdağ alayım. Hani Aydoğlu Mahallesi'ni hep biliyorsun ama hani anlatıyorlar ya girme bir şey olur. Ben de eşimi aldım bugün del dedim bir farklı bir kültür için.
içine girelim. O da bak şimdi merak ediyor, sorular soruyor. Onu anlatıyoruz. Ben de çok mutlu oldum. Buradan mı baktınız bu mahalleye, Aydoğdu Mahallesi diye, yoksa cinayetler tek sayfana mı düşsün? Ya kadar fazla yorum geldi ki Aydoğdu ile ilgili. Oraya da gelin, oraya da gelin diye. Dostça gelir. Sen herkesten dostça muamele görürsün. Oğlum düzgün konuş lan. Evet. Bayıltırım seni şimdi bak. Ne oldu? Mahallemizin hakkında yorum yapacaksın. Uzatma. Mahallemizin hakkında. Ya ne yorum yapayım sana mahallenin hakkında? Çok güzel oynayan kardeşlerimiz var. Destek yok. Futbolcu evet. Olabilecek. Evet. Yetenekler var. Destek yok. Destek yok. Buradan bütün menajerlere sesleniyoruz o zaman. Gelin bir izleyin bu mahallenin gençlerini. Tostu bu adamdan yiyeceksin Şükrü'den. Tostu Şükrü'den yiyeceksin. Bak karşına. Haydi Odu'yu tanıtalım yani, görüşsünler. Abi. Japonca çal. Kakaraka manyaska. Avrupa'ya selamlar olsun. Hayvana da bir selam. Hayvan, selam aleyküm. Şimdi inanılmaz renkli bir dükkana giriyoruz. Roman kültüründeki bu tarz böyle kostümleri görebiliriz. Kadınlar üzerine. Çocuklar dışarı çıkıyor. Burada yengemizin fikrini alabiliriz sanki. Evet, burada alırız. Hatta ben dedim ki bir tane dedim denetebilir miyiz kendisini? Tabii. Bir de şu an kanka ne görüyor? Mesela sizin burada eşim şimdi yabancı ilk defa geliyor. Tamam. Sonuçta bir Roma mahallesini görüyor. Tabii. Ve hayatı boyunca da hiç böyle bir şey böyle kıyafetler görmedi, giymedi. Ben dedim ki sen istiyorsan dedim bir tane buradan giydirelim bir dene. Türkçe konuşabilir. Türkçe yok. Evet. Yok. Beğen ben sana vereceğim. O zaman bu mavi bir dene. Bir şey mi yapacağım da? Bu şey mi soruyor? Bu gelin mi giyiyor bunu diyor. Düğünde kınada giyiyorlar. Biz de burada bir Aydoğdu düğünü yapacağız o zaman. Zaten müzisyenler de var. Peki bunun yanına erkekler ne giyiyor? Normal takım elbise erkekler değil mi? Abi o zaman sana da bir tane diktiriyoruz. Gel bakalım. Hayvan olarak uğurluyoruz. Aydoğdu olarak geri alacağız. Şimdi bir Tekirdağ delikanlısıyla Tayvan güzeli teşrif edecek. Gördüklerinize çok şaşıracaksınız. Abi geliyor musunuz? Ya. Sen beni boş gelecek mi zannetti? Ya. Hayvan adam boş çıkmaz. Hayvan adam boş gelmez. Aydoğdu adam oldum şu anda. Ben de gelin oldum. Aydoğdu kadın ve Aydoğdu adam olarak hayatınıza devam etmeye. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Acayip böyle çekici kıyafetler. Işıltılı. Mirror. Ah, Tanışa. O da diyor ki ben diyor ki daha kendimi görmedim diyor. Aynaya bakacağım diyor. I cannot see myself. Ben kendimi görmedim. biz görüyoruz onu. Ben görüyorum. Niye benziyor? Wow. Güzel güzel. Did you like the dress? Yes, I can sell to Taiwan. Import to Taiwan. Oh. Evet, ilginç. Çok yani güzel. Tayvan'daki düğünlerde genelde mesela kırmızı giyerler. Biliyorsun uzak doğu Çin kültürü. Böyle mavi falan bir şey yok. Ama inanılmaz bir ticari zeka. Aynada daha ilk baktığında söylediği şey bunları ben Tayvan'da satarım. Böyle İzmir. İzmir. Tekirdağ. İzmir. Ve aynı burası da Real Madrid. Abi ben seni şu an tanımlayamadım ya. Üzerinde Real Madrid forması. Kafanda Trakya romanları. Sünnet çocukları tabii. Ha sünnet çocukları. Ben biraz sünnet çocukları. Abi sen yanlış şeyi takmışsın. Tekası ne ki? Gıriydi ne kadar. Şu anda Türkiye'nin en psikodelik videosunu çekiyoruz bence. Evet abi. Açık ara. Şimdiye kadar bir yabancı bu şekilde hani işte uzak doğulu herhangi bir Roman mahallesine girip bu şekilde bu kadar da böyle onların işlerine entegre olmamıştır. Türkiye tarihinde. We'll put your name in history of Turkey. Yeah. Okay. You became the history. Şimdi de Aydoğdu Mahallesi'nin son kısmına, yukarı mahalleye doğru çıkıyoruz. Artık biz de bilmiyoruz neler göreceğimizi. İlerlerken biz gördükçe siz de görüyorsunuz. Sanatçılar Caddesi diyorlarmış yukarıya. Hava kararmaya başladı, bir hareket hava geldi. Hava kararmaya başladığında genel olarak Roman mahalleleri canlanmaya başlıyor. Değil mi? Çünkü insanlar biraz daha geç yatıp geç kalktığı için galiba İzmir'de de öyleydi, İstanbul'da da öyle. Benim anladığım kadarıyla Roman mahallelerinin genel özelliği insanlar geç yatıp geç kalkıyor. Bu saatlerde evet. Hava kararınca ortalık daha da canlanıyor. Mesela 12-1 gibi bir hareket oluyor mu? Gece mi? Gece mesela. Asıl hareket o zaman. Ciddi misin? Tabii tabii. Yani şimdi falan. Yavaş yavaş başlıyor böyle. Ha, ısınma törleri. Tabii tabii. Nerede? Uyanıyorsun, yemeğini yiyorsun falan. Abi hareket gece mi? Çok iyi be. Sabahki atmosfer yokken abi. Sabah çünkü zaten çok sıcak. Aynen, kim sabah ne yapsın hiç yani sabah. Çıkıyor. Şimdi kısaca hemen bir şeyden bahsetmek bahsedemeyeceksin. İstiyorum. Bahsedemeyeceksin. Limonata varmış içeride.
Limonataya hayır diyemeyiz. Ev yapımı limonata mı içiyoruz şu an? El yapımı değil, fabrika yapımı. Yine de işte el yapımı. Tabii elimizi elle koyuyoruz. Tabii. Çeşme de var orada. Çeşmeden de ayran akıyor. Normalde ben bunları böyle havaya döküp tutuyorum da yapmak istemedim. Mahallemiz çok güzel. Çok güzel mahallemiz. Ağaçlar güzel, martılar güzel. İsim neydi hocam? Berkant. Tabii. Ya ismini kullanıyor. İsim hakkı sende değil mi abi? Tabii. Elif hakkı var. Elif atmasın şimdi bizi. Ben doydum, teşekkürler. Çok sağ ol. Afiyet şeker olsun. Böyle burada da tam işte. Böyle oturuyorlar, muhabbet, sohbet, çekilmek çıkıyorlar. Merhabalar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasıl çıktı be? Çatıya çıkmış birisi. Ala çatıya çıktı işte, ala çatı. Ne güzel atmışsınız evinizin önüne koltuğu. Bizim hayatımız bu. En esen yerde burası galiba. Evet, bu doğmamız, büyümemiz Tekirdağ. Çok mu? Hoş geldiniz mahallemize. Sağ olun. Çok iyiyiz işte. Akşam olunca herkes bir dışarı çıkıyor. Evet, serindik. Evet, serindik. Evet. Biz İzmir'den geldik. Tekirdağ'a ilk defa geldik. Aydodu mahallesini görüp tanıyıp... Tanımayız. Tanımayız bunlar. Çok berbat. Neden berbat dedi? Değişti, her şey değişti. Kavgalar, belalar çok... Bu ev size. Yok kira. Ne kadar mesela kirası bunun? 300 milyon veriyor aylık. Aylık 300 lira. Bu evi alıyorlar bak, hiçbir şey yok. Cam falan yok. İşte böyle. Evet. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Aylıkla. O da pahalılık. Öyle zor mi? Geçimler çok zor yani. Annenizin aylığıyla. Evet evet. 300 lira aylık. Evet. Kira veriyor. Geçim sağlıyor işte. Evet. Ama yüzünüz gidiyor. Ne yapalım? Mecbur güleceğim. Genellikle mahalledeki geçim kaynağı ne oluyor? Yani insanlar nasıl geçiniyor burada? Aylıkla. Neyle geçinecek? Yalnız ben sizin mahallenizde çok bir şey beğendim. Ne kadar sorun olursa olsun yüzler, gerçi az önce de Mert de söyledi, yüzleriniz gülüyor. Ya öyle. Biz ne kadar daha aç olsak bizler gülüyor. Yani gençlerde de mesela buradaki çocuklar hepsi herkes... aynı, hepsi öyle. Şen mahalle burası. Ama bunun bir sebebi olması lazım. Yani bunun bir şeyi olması lazım. Neden bu iş, neşe nereden geliyor? Geliyor içimizden. Kavga da olsa, şamata da olsa biz gülüyoruz yani. Üzülsen ne olacak? Şeye yaramaz. Mecbur gülüp eğleniyorsun. They are happy just because they are happy. Aç da olsak biz gene gülüyoruz. Bir şey soracağım. Mahallede... İsminiz ne bu arada? Kumru. Kumru teyze. Teyze abla diyeyim ama size. Yani çok fazla yaş farkı yok aramızda. Abla diyeyim. Kumru abla, mahallede bir şey değiştirmek isteseydiniz ne değiştirirdiniz? Bir şeyi değiştiremeyiz. Ne değiştirecek mahallede? Ben mesela bunu mahallede sevmiyorum. Bu ama özelliği değiştirir. Ama değişmez ki değiştirir. Ya tamam işte. Ben seni hayal olarak soruyorum. Mesela yani. Mesela yani. Bir şeyi değiştirsen neyi değiştirirsin? Ne değiştirebilirsin ki? Tamam işte ben hayalinde olan bir şey. Mesela ders bir şey değişmeyecek. Buradan kaçmayı düşünün. Ha, başka mahalleye taşınalım. Evet, başka mahalle. Var mı gönlünde gitmek istediğin bir mahalle veya şehir? Muratlı'ya gitmek istiyorum. Muratlı'ya ben uzağa gitseydim bari. Muratlı da Tekirdağ'da. En uzak nereye gitti şimdi? En uzak yerimiz burası. Hep buradayız. Hep buradayız. Evet. Buraya sahipleniyorsunuz ama evet, o da güzel. Evet, evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine çoğaldık. Yine mi çoğalma oldu? Çıka. Senin adın ne? Sezgin. Sezgin. Ay! Aa lan, çivi var, çivi. Mert abi. Mert bak, mahallemizin ofisi ne yapıyorsun? Tek bakalım oğlum bak. Biz de iyiyiz, sağ olun, teşekkür ederiz. Aydoğdu mahallesini geziyoruz biraz. Sizlerle de konuşalım istedik. Burada mı büyüdünüz? Burada büyüdük, burada doğduk. Mahallemizin insanları, mahalle çok güzel ama insanları biraz yaramaz yani. Ne bakımdan? Ya birbirlerinle çetişmekte, kavga yapmakta. Gürültü çok, şu kalabalık. Arkayı bir göstersene ayrıca. Böyle arkayı çek bakayım oğlum. Sahilde var mı böyle? Böyle bir şey yok. Evet. Tayvan'dan misafirimiz var bugün. Tayvan. Hoş geldiler. Hoş buldular. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Allah iyilikler versin. Sağ olun, teşekkürler, çok sağ olun. Röportaj mahalleye dönüyoruz. Bırak mahalleyi, ne muhabbet. Mahalleye kültür sahibi oldular. Arkadaşlar bu mahallede mi? İyi akşamlar. Nasılsınız? İyi, Allah razı olsun. Bizim mahallemiz, insanlarımız güzel be. Nasıl diyeyim sana abi? Ha, mahallemden memnunum ki. Mahallemde bir şey mi değil, ne ki? Yok mu abi, değiliz temin etmeyin. Ne be, ne alakası var, benim mahallem on numara, insanlarımız bozuk ki. Ya sen yap, oturursan burada düşsen düz düzgün bir şey olmaz. Ama kızanları derse ki bunu yap onu yap derse darba duman olur mahallemiz. Evet, evet. Çayını kahvesini dışarıda evet, böyle. Evet. Çayımızı içiyoruz, kahvemizi içiyoruz evet. Dışarılarda böyle. Evet, evet. Bizim mahallemizde var yani böyle dışarıda oturmak. Ne oradan millet düştü peşine. Ma öyle bir şey yok. Bütün millet içiyor, hepsi yalan, içiyor. Yalan öyle bir şey yok mahallemiz. Mahallemiz aldı verdi gidiyor. Başkan mahallemiz on numara. Çayımızı içiyoruz, yemeğimizi yiyoruz evet. Burada şu an.
Yok yalan. İsim neydi? Metin Bey. Mert Bey. Memnun oldum ben de. Hey, var bu mahallede. Nerede var be? Siz gelin. Hani nerede? Kimde var? Dur söyleyin bakalım. Hani kimde var? Dur söyleyin. Güzel çocuklarımız, top oynayan çocuklarımız var mahallede. Onları şey yapsınlar, top arasınlar. Çok güzel oldu, dolaşıyorsunuz. Memnun burada. Musunuz? Burada çok memnunuz mahallemizden. Mahallemiz 10 numara. Ama bir an önce yıkılmasını istiyorum. Yıkılsın. Yıkılsın. Burada her şey var. Zinasından tuttur, zinasından tuttur, apından tuttur. Bütün aileler, kadınlar, erkekler, ufacık çoluk çocuğun elinde. Biz bunu dile getirmek istiyoruz. Yazık, günah. Bir sürü evlatlarımız var. Çoluk çocuğumuz var. Benim evladım da içiyor. İçmesini istemiyoruz. Biz bunları savcılığa kadar da verdik. Gerekirse evladımı da veriyorum. Şurası yıkılsın. Kentsel dönüşümü istiyoruz biz burada. Yazık, günah. Şu mahalle. Gece gel, saat 4'te gel, sabah 5'te gel. Burada uyumak yok. Hep hareket var bu şekilde. Hep var. Aynen böyle. 24 saat. 24 saat burası hareketli. Yazık, günah. Biz burada ister verdik. Aldık. Neler yaşandı burada? Yazık, günah. Her bir yaz geldiği zaman burada oluyor. Yazık, günah değil mi? Sen de benim evladımsın. Ben de vurabilirim ama bunlar kapansın gitsin. Türkiye'de ay doğdu. Her sene burada 3 tane 4 tane neyden kaynaklanıyor bu? Kaynaklanıyor. Benim evladım da uçuyor. Ben ne kadar onu dövsem de gece geliyor, bacadan giriyor, kapıdan giriyor veya beni öldürecek. Ama bir baba o anda ay benim ailemi, ay annesini vuracak değil. Ben çocuğumu da vurabilirim. O da beni vurabilir. Yazık, günah değil mi? Neden benim evladımı ben vurayım? O beni neden vursun? İstemiyoruz burada. Elhamdülillah biz Müslümanız. Biz Roman vatandaşıyız. Herkes cezasını bulacak. Selamünaleyküm arkadaşlar. Böyle kenara gel. İsim neydi? Mehmetcan. Ay doğdu musun? Nasıl geçiyor hayat? Hızlı geçiyor. Hızlı mı? Hızlı nasıl hızlı mesela? Şu anda durgun mu ama? Ama iyi yani. Şu anda durgun. Birazdan evet. Islanacak mı? Yarım saat var. Yarım saat var. Yarım saat sonra. Yani saat 9 gibi. Ondan sonra. Ne zaman başlayalım? Merhaba. Merhaba Kanavar ya. Nasılsınız? Hiç iyi değilim. Psikolojim çok bozuk. Cezaevinden çıktım. Hayat nasıl geçiyor? Hayat iyi ama yaşamasını bilmiyorsun. Neresi bu lan? Karşıya kalıyor. Harika olur, sakinleri böyle. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederim. Geldiğinize de ayağınıza, elinize, kolunuza kuvvet versin Rabbim. Burada mahalle bayağı bir hareketlendi şu anda. Şurada iki langırt var. Roman mahallelerinin ortak özelliği gibi. Langırt kesim var sokakta değil mi? Var var. Mahallenin gençleri langırt oynuyor burada. 1 lira atıyorsun, bir gün oynuyorsun. 1 lirayla bir gün var. 1 lirayla bir gün geçiyor. 1 lirayla bir gün. Enflasyona yenik düşmemiş bir langırt masası. Evet. Börek salonu burası. Bütün gece açık mı abi? Hoş bulduk. Mahalle galiba 12 gibi falan hareketli oluyor. İnsanlar da acıkıyor haliyle. Sen de burada hep açıksın. Hizmet veriyoruz. Abi gece saat 3'e 4'e kadar açık. Gece 3'e 4'e kadar. Mesela bir poğaça ne kadar abi burada? 5 lira. 5 lira. Bir meyve suyu? 5 lira. Su? 4 lira. Aa, bir dakika. Alican, link var, link. Bunu işte her yerde bulamazsınız. Bunu ancak Aydoğdu'da bulabilirsiniz. Link. Hala satışlara devam. Ne kadar abi, değil mi? Her şey 5 lira bu arada, şaka yok. Merhaba. Merhaba. Merhaba abine. Sezgin. Abi. Buy. Devamlı izliyorum seni. Valla. Devam oldum. Mahalleyi gezelim dedik. Evet. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar abi. İyi akşamlar. Bir langırt da burada var bu arada. Her köşede bir langırt ya. Bir kez. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Tost yapıyorsun. Evet. Ne kadardı fiyatlar? 10 lira. 10 lira. Valla mahalle enflasyona yenik düşmemiş hala. Bunu çarşıda yiyemezsiniz ama mahallede 15 lira. Yarım ekmeğe karnınız doyuyor. Çarşıda kaç para bu? 50 lira, 60 lira. Bir kola içiyorsunuz, mahallede 5 lira kola. Bizim mahallemizde her şey ucuz. Valla üretim gelen Aydoğdu'da oluyor gibi ya. Evet, üretim Coca-Cola'nın burada. Coca-Cola'nın kendi üretimi üretim sanki Aydoğdu için. Güzel, teşekkür ederiz. Eyvallah. İyi akşamlar, hayırlı işler. Valla gece dediğimiz gibi, gece oldu mu canlanıyor yani. Burada hep 24 saat. Hep. Bangkok gibi. Vallahi çok canlı. Vallahi. Tayland videonu izlediyseniz benim kanalda, Bangkok'ta nasıl 24 saat canlı böyle hayat var, bu mahallede biraz öyle yani. Şimdi burada geldiğimiz yer Aydoğdu Mahallesi'nin son noktası. Berkant abi her yere ayak basmış olduk. Aydoğdu'da ayak basmış olduk. Aynen öyle. Şahitlerimiz var. Evet, evet. Hatta baksana insanlar yolun ortasına oturmuşlar, çekerek çıktılar. O da çok ilginç. İyi akşamlar. Yani yolun ortasında çekerek yok. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam, hoş bulduk. Ya doğal olarak doğal insan. Bu kadar basit. Ay, araba falan bize geçerken rahatsız etmeler misiniz? Yok. Bizim burası böyle. Burada kendi insanımız. Burada doğduk, burada büyüdük. İyisiniz, memnunsunuz. İyiyiz. Evet. Şampuan 50 milyon oldu. İyi akşamlar.
Sokakta değil ama sen de arabada güzel bir yer bulmuşsun abi. İyi akşamlar. Aslında birçok mahallede kalktı ya hani sokakta oturup eş dostla sohbet, köylerde falan çok vardı. Evet. Hani evet. Kapının önünde oturur. Senelerdir görmedim bunu. Bizde Tayvan'da yiyoruz bunu ama biz o çuçu aynen, rozay cieto, cicanızı. Tayvan'da böyle bir ortam var mı diye sordu. Tayvan'da da yok böyle bir şey. Yani bu çok yani. Ufak yerlerde oluyor. Hani herkesin birbirini tanıdığı yerlerde oluyor. Evet. Aslında bu çok yani Türk kültüründe olan bir şey biliyorsun. Mahallelerde eskiden çok vardı da şimdi kalmadı. Herkes birbirine yabancılaştı. Ya bu çocuklar dışarıda yani. Balkonda kesin yaparsınız. Abi çek bunu koca arasına koca. Bunu eğlendireceğiz. Çek abi çek güzel çek. Mahallemiz çok güzel. Mahallemiz çok güzel. Hiç güzel değil mahallemiz. Bunlar evde kaldı. Beğenmiyor musunuz mahallemiz? Evde kaldı. Mahallemiz çok güzel. Siz kalırın. Evde kaldık. Tamam. Öyle mi? Yok ya, yalan. Ben koca arıyorum ben. Bakın burada da böyle tarla başında olduğu gibi çamaşırlar falan sokakta asılı. Şimdi son sokağımızdan geçiyoruz artık. Ufak bir şeyden daha bahsedeceğim. Çok fazla bu konu hakkında yorum geldiği için biz burada turizm videoları çekmiyoruz. Bu mahalleye veya başka bir mahalleye gelin, buraları görün veya görmeyin gibi şeyler söylemiyoruz. Biz burada kendi deneyimimizi yaşıyoruz ve yaşadığımız deneyimi iyi kötü, kötüyü de iyi göstermeyecek şekilde sizlere yansıtmaya çalışıyoruz. Burada amaç hiçbir şekilde turistik bir gezi değil zaten. Biz burada Eyfel Kulesi'ni görmeye gelmedik. Buradaki insanları tanımaya geldik. Hem kendimiz için muhteşem bir deneyim oluyor. Eminim ki sizin için de çok güzel bir deneyim oluyor. İç içe yaşadığımız bu halkı, buradaki insanları, bu mahalleyi, bu binaları siz de tanımış, siz de görmüş oluyorsunuz. Başta da bahsettiğim gibi tehlikeli, girilemez kılınan, göz ardı edilen mahalleler ve insanlar olduğu için biz buraya tamamen açık kalbimizle ve kafamızla giriyoruz. Sizden de bu şekilde izlemenizi rica ediyorum. Yemeğe bile sokakta böyle rahatlıkla. Ne var bu akşam menüde? Manca var, kuzey eti var. Afiyet olsun. Nasılsınız? İyidir abi. Mali hızlı. Abi, her gün hızlı. Şimdi bir tane bacak kopacak zaten yukarıda. Kaybolan güneşi mi arıyorsun? Kayıp güneşi bulunca... Tamam abi ben sana yazacağım. İsmail Bey, Mesut. Konuş. Domatesden geliyoruz. Nasıldı işler abi bugün? Çok güzeldi. Bir türlü aldığım paraları mazota verdim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı işler abi. Mert abi. Eyvallah görüşürüz. Biraz sessiz olursak... Dur geliyorum. Ben de gel bakıyor musun? Şimdi... Herkese selam. Tamam, herkese selam. Abi videoyu burada kapatıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Tekirdağ Aydoğdu'dan hepinize selamlar. Eğer dışarıdan gelen izleyiciyseniz lütfen kanala abone olun. Yanındaki zil işaretini de açarsanız videodan anlık olarak haberdar olursunuz. Videoyu da eğer beğendiyseniz ellerinizi beğen tuşundan esirgemeyin lütfen. Sizden de bir selam alırız. Yani. Selamlar. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Herkesi Tekirdağ'a bekliyoruz dostlar. Galiplerimizi bekliyoruz abi. Güneşi bulunca. Abi. Siz böyle uğraşmaz.